Eğer çok içerseniz ve dışarıda kalırsanız ölürsünüz. Arkadaşlar şimdi Yakutistan'da, Sibirya'da gece hayatı nasıl? Bugün onu göreceğiz. Şu an normal böyle izakaya'ya geldik. Burada da böyle yerler meşhur. Diğer ortamları göstereceğim size. Burada sadece böyle bir atıştırıyoruz diyelim. Sonra diskosundan mı tutarsınız? Diğer barlarından mı tutarsınız? Göreceğiz böyle hepsini. Çok ilginç bilgiler de var. Birazdan buradan çıkınca her şeye değineceğiz. Tabii burada sokaklarda her şey olmuyor. Ama elimden geldiğince Sibirya'nın gece hayatını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar ben size gece hayatını göstereceğim aslında. Ama şöyle bir durum var. Saat kaç? What time is it? Bu arada Daniel. Now it's 3 a.m. 3. Arkadaşlar saat gece 3. Hava böyle. Yani gece hayatı yok. beyaz geceler. White night. Daniel. Katerina'nın oğlu arkadaşlar. Bu da arkadaşı. Your name? Matthew. He can say in Yakut language. Yakut language? Yes. Скажите, okay. Сейчас 3 часа ночи. Билигин 3 час болла. Билигин 3 час болла. Билигин 3 час болла. 3 час болла. Now it's 3 a.m. Now 3 a.m. Yakın. Yakutsuca da arkadaşlar. This is Saha language, yeah? Saha language? Yes. Yeah. Arkadaşlar şimdi de farklı bir bara geliyoruz. Yani burada şey yok. Şimdi burası aslında barlar sokağı gibi geçiyor. Tabi burada öyle dışarıda bir hayat yok. Böyle böyle yerlerde gece hayatı yani bar konsepti. Ama disco da var arkadaşlar buralarda. Onları da göstereceğim size. Bakın gece 3'te hava böyle. Artık beyaz geceler başlıyor burada da. Şu an hava kaç derece bilmiyorum ama -1, -2 vardır herhalde. Some people is winter time. Kışın arkadaşlar. Winter time, maybe so many dry. Yeah. Maybe sleep outside. Is that? Yeah. Of course. Every time, every winter. Every winter. Yes, every winter, like every winter, yes. Arkadaşlar, eğer ki burada kışın Yakutsk'da -45, -50'lerde yani herkes içiyor burada, içmeyi seviyorlar. Eğer çok içerseniz ve dışarıda kalırsanız ölürsünüz. Daha önce başka videoda size Kontak Bar'dan bahsetmiştim. Kontak Bar burada da var arkadaşlar. Rusya'nın çoğu şehrinde bulunuyor. Fiyatlar aşırı ucuz. Burası da böyle bir Kontak Bar Yakutsk'ta. Bakın eminim Yakutistan'da gece hayatı videosu görmemişsinizdir. Yani bir ilki yapıyoruz, o yüzden beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar gece hayatı kaldığı yerden devam ediyor. Nereye geldik? Barlar bitti. Bu sefer klaba geldik. Yanımda kim var? Kim var? Katerina ve Ana ama var. Sizin için biz burada geldik. Biz... Evet. Sizlere göstermek için Sibirya'da, Yakutistan'da gece hayatını göstereceğiz değil mi? Evet. Şimdi hazırım, burada... Hazırım. Burada başka yerler de var. O, ama var. Sadece sahalar mı gidiyor oraya? Sahalar gidiyor, yerleri var ve Yakutlar. Yakutlar ama bu yer karışık. Karışık, evet. Bir de böyle Özbeklerin gittik. Oralar da var, değil mi? Az. Rus. Ruslar. Evet. Nasıl burada, çılgın mı gece hayatı? Çılgın bu ne? Çılgın. Crazy. Crazy oluyor bazen. Çok içiyorlar değil mi? Çok içiyor. Sonra sarhoş. Sarhoş oluyor. Kızlar. Kavga ediyor. Kavga mı ediyorlar çok? Ne oldu? Ana dondu, üşüdü. Yakutsk'tayız. Evet. Hadi gidelim. Tamam. Size de sorayım. Dur. Şimdi. Eğer ki burada
birisi çok içerse kışın eksi 40 eksi 50 de çok içerse ve eve gidemez, sokakta kalır, uyursa ölecek. Ölür. Если, например, зимой, да, минус 40, минус 50, человек пьяный упадет где-нибудь, да, то он уже умрет? Конечно. Bu çok oluyor mu? Her kış oluyor mu? Oluyor. Çok değil ki ama oluyor. Her kış oluyor değil mi? Böyle soğukta kalıp ölenler oluyor. Donuyor. 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 Bazıları elini kesiyorlar. Evet, evet, evet. Çok tehlikeli. O yüzden çok içmeyin. İçmeyin. Kışın çok içmeyin. Yazın da çok içmeyin. Sadece Türkiye için burada içmeyin. Evet, burada içmeyin. Hadi şöyle Remix diye bir club bulduk arkadaşlar. Buraya gireceğiz şimdi. Bakalım neler varmış. Bakın buradan içeriği görebilirsiniz. Çok kalabalık değil. Fazla da bir şey yok. Eğer akşam 9-9.30 arasında giriş yaparsanız, kalabalık olsun diye böyle yapmışlar, ücret ödemiyorsunuz. Ama şimdi girecekseniz giriş ücreti 500 ruble. Şimdi içeride farklı farklı mekanlar var. Mesela böyle bir bar var. Evet, burası normal bir bar. Orada disco. Burası disco adada. Şimdi ikinci kata geldik. Burada disco'nun üst katı var ve burada karaoke var. Karaoke Tarkan. Ve burada Tarkan var. Karaoke'de tabii ki Tarkan'ı söyleyeceksiniz. Aa bak böyle karaoke yeri var. Bakın burada böyle indirim yapmışlar. İki tane alırsan bir tane bedava. Biz 3 tane Blue Lagoon seçtik arkadaşlar. Bunun içinin fiyatı 3 kokteyl 900, yani 9-10 dolar. Tanesi 3 dolar diyebiliriz. Yani kötü değil. Oğlum klaba lazım çağırmışlar lan. Arkadaşlar bakın saat 2, hava aydınlanmaya başladı, görüyor musunuz? Yani gece hayatı diye çıkıyorsunuz, gece 2'de hava aydınlanıyor. Nasıl gece hayatı bu? Bakın ne yazıyor. Men's Erotic Show. Yani Yakusta'da insanlar eğleniyor ha. Arkadaşlar gece hayatı bu kadar. Hava aydınlandı saat 3. Neyse işte başka yerlerde var da dediğim gibi o başka yerlerde İşte sahallar, diğerleri falan oluyor. Oralarda içmeyi bilmeyenler, şeyiyle içenler işte kavga çıkarıyormuş, çakmış, çutmuş. Hatta bazı yere yabancıları falan almıyorlarmış falan filan pestikan. Neyse, öyle işte gece hayatı. Şimdi arkadaşlar meydana gidiyoruz. Bahsetmiştim ya bugün 9 Mayıs diye. Meydanda bir kutlama var. Bakalım neler yapıyorlar. Şimdi burada 3 gün falan tatil. Bu şey Zafer Bayramı'ndan dolayı bugün Perşembe, zaten Cuma'yı da bağlamışlar. Cumartesi Pazar da tatil. İnsanlar 4 gün tatil yapacak. Şimdi bazı ülkelerde bilenler bilir, çok fazla tatil olur. Yani çok fazla bayramları vardır. Rusya'da arkadaşlar kadın bayramı da var, erkek bayramı da var. Yani erkekler günü de var burada. Her türlü bayram var. Sürekli tatil yapıyorlar. Şimdi çok soğuk diyor. Ben de diyorum ki sen Yakutsun. Şimdi nasıl soğuk olabilir? Benim için bile şu an normal yani. Ortama bakın ya. Yakutistan cıvıl cıvıl. Aa, drone falan uçuruyorlar. Traditional dance. Abi yerel dans var. Nasıl dans ediyorlar bakalım. Oh, amcalarım, teyzelerim ya, vallahi.
Me? Yeah. Maybe, yeah. Here? Uh-huh. Okay. Держись. This? Uh-huh. Okay. Yakutistan'da böyle bir şey olacağını tahmin eder miydiniz arkadaşlar? Çocukları tankın üstüne çıkarmışlar. Şimdi burayı eksi 60-70'lerle biliyorsunuz ya. Burada şöyle bir şey oluyormuş. Yurt, ha tamam. Bunların çadır dedikleri yurtlara, yurt deniyor bunlara. Natasha, you know Natasha? Natasha? For araba, in winter, uh-huh. We like for a, like a cot for machine. Ha, ha tamam anladım. Material. Arabaları kışın bunlarla şey yapıyorlar. Evet, evet, evet. And right now we do it yurt. Arabaları kışın işte dediğim gibi böyle bir bunlarla falan garaj yapıyorlar. Arabalar donmasın diye. Şeyi bir söyleyemedim, anlatamadım ya. Eksi 45'te burada sorun yok. Mesela eksi 45-46 gibi küçük çocuklara tatil yapıyorlarmış okulu. 47-48 gibi de eksi 47-48'de falan da her diğerlerine tatil oluyormuş. Bazen diyorlarmış böyle hani ya bir dereceyle böyle tatil olmadı gibisinden. Mesela 47'de kalıyormuş bazen. Ya diyorlarmış bir derece olsaydı 48 olsaydı tatil olacaktı gibi. Çünkü bir derece yani çok fazla şey ifade ediyor. Biliyorsunuz 100 derecede su kaynıyor, 99'da olmuyor yani. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bir derece daha da ölümcül yapabiliyor. Aa orada daha da güzel geleneksel dans var. Maybe we can look there. Yes, yes. Orada geleneksel bazar, yemekler var. Like bazar. Bazar and national food. No? No, it's not national. It's like war food. Ha? Huh? War food. War. War. Nereden geçeceğiz? Oo. Şimdi burada savaş zamanı yedikleri yemeklerden falan varmış. Onun gibi bir şeyler. Düşünebilirsiniz. Şaşlık? No. Yeah 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 I know. Bu arada special kaynamış. Şaşlık pişiriyorlar böyle. Hop. Oh güneş çıktı. Sen. Oğlum çocuklar küçücük bazen görmüyorum ayağıma takılıyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum çok güzel lan. Festivale denk geldik. Çok iyi oldu ya. Yakutistan'da. Başka da bir şey yoktu çünkü Yakutistan'da. Daha tabii market falan gezeceğiz arkadaşlar. Pazar pardon market demişim. Pazarlara falan gideceğiz. Ben yemek yapacağım. Onlar da bana yemek yapacak. Burada ne var? Ekmek arası. Şaşlık. Everybody like şaşlık. Evet. And şaşlık. It's a traditional in Russia. Uh-huh. First May and ninth May. Burada da şaşlık var. Her yerde şaşlık satıyorlar ya. Ha? What? Cloth. Cloth. Like a cloth, rice and meat. Ah, rice meat. Uh-huh. Like Uzbek pilav. Yeah. Uzbek or Tajik. Ha, Tajik, Uzbek, Tajik pilavı gibi arkadaşlar. Onu yapıyorlar. Oh, balık. Yani burada zaten balık olmazsa olmaz. Dry balık, dry fish. Uh-huh.
Kurutulmuş balıklar arkadaşlar. Vay be. O, bir Yakutsk yazın haritaya. Dünyanın bir ucundayım şu anda var ya. Ya garip geliyor böyle. Bazen haritaya bakıyorsun. Lan ne yapıyorum ben burada diyorsun böyle. Ama çok güzel bir şey ya. Yani deneyim arkadaşlar. Kaç kişi Yakutistan'a gelmiş şimdiye kadar ya? Hadi burada isminiz görünsün. Arkadaşlar şimdi YouTube'a çekiyorum. Canlı yayın yapıyoruz bakın. Allah. Hem canlı yayın hem de böyle YouTube'a çekiyorum aynı anda. O yüzden bazen her şeyi anlık görmeniz için Instagram'dan takip edin. İyi bir festivale denk geldik. Festival değil arkadaşlar, aslında Zafer Bayramı yani. Bak burada da Özbek pilavı yapıyorlar şimdi. Abi şaşlıkları ne güzel dizmiş. Her yerde şaşlık satıyorlar. Helal. Evet, normalde donmamız lazım arkadaşlar. Burası öyle biliniyor ama. Özbek pilavı yapıyorlar. Özbek pilavı ya. Hadi Özbek. You Özbek. Özbek mi sen abi? Ha, Türkçe anlıyor musun? Türkçe düşünüyor musun? Bilsen. Bilsen. Oo. Bunlar havucu biraz büyük doğramışlar ama. Etli Özbek pilavı. En sevdiğim pilavlardandır arkadaşlar. Teyzelerimle fotoğraf çekindik. Bakın bunlar Yakutistan'ın geleneksel kıyafetleri. Burada teşekkür etmekte Maktal. Maktal. Evet. Abi çok iyiler ya. Teyzeyi görüyor musunuz? Teyze, teyze mi amca mı? Ayak bu alan kaplılar. Amcamın sesi kesiliyor. Elektrik gitti geldi herhalde. Böyle çember oluşturuyorlar. Tutka kaçmakta kuranlar. Şimdi arkadaşlar size bahsetmiştim, burada bütün arabalarda uzaktan kumandalı çalıştırma sistemi var. Şöyle. Kışın eksi 10 olursa içi kendini mi çalıştırıyor? Evet. Hı-hı. Kendi o, kendine çalışıyor. Kendi kendine çalışıyor. Program. 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 Herkeste var mı bu? Herkesi tabii ki, çünkü donuyor. Evet, donmasın diye. Donmasın diye her zaman çalışıyor. Bunu özel olarak mı yaptırıyorsunuz yoksa arabayı bu şekilde mi alıyorsunuz? Bu şekilde. bu şekilde. Sen bunu mesela arabayı ilk satın aldığında. Altında. Böyle oluyor mu? Evet, var mı? Oluyor. Ama ki, yoksa onu biz yapıyoruz. Yapıyorsunuz burada. Evet. Çünkü donuyor. Hı-hı. Sonra bir daha çalışmıyor değil mi? 10 dakika duruyor ve çalışmıyor. Evet. 10 dakika. Eksi 40 olacaksa çalışmıyor. 10 dakika. Eksi 40'da 10 dakika çalışmazsa bir daha çalışmıyor arkadaşlar. Evet. Kendi kendine eğer ki donacağını hissederse hemen çalışıyor değil mi? Hı-hı. Öyle bir sistem yapmışlar. Ama bazen bu bozuluyor. Bozuluyor. O zaman araba yok. Yok. Güzel. Araba yok. Araba yok. Bak mesela bunun direksiyonu solda ama bunun direksiyonu sağda. Çok garip. Bak o yerde restoran var. Restoran. O helikopter yakında, restoran bu. Tamam. Orada. Şimdi arkadaşlar burası buz müzesi. Bakın sadece şöyle bir giriş var. Herhangi bir şey görmüyorsunuz. Buradan yerin altına doğru gidiyor böyle. Yani şu dağın altında yer yapmışlar. Buz müzesi. İçeride buz figürleri falan varmış. Ona bakacağım.
İçerisi soğukmuş, giydireceklermiş beni falan. Bakalım nasıl olacak. Yakutistan'a gelmişken burayı da görelim. Şimdi arkadaşlar 500 ruble giriş ücreti var. Buradan ekstra mont giyiyoruz. Oo, bunu neden çıkarmadık? Hazır mısın? Nasıl olduk? Güzel. Evet. Güzel oldu. Kafaya bir şey yok değil mi? Ha, bunu mu? Tamam, sonra kırmızıyı giydik. Okey, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Buradan? Evet. Dön. Abi gidiyorum. Ne oldu lan, nereye girdik? Oo, soğuk olmaya başladı içerisi. Şimdi Yakutistan'a geldiğimizi anlıyoruz işte. Kaç kapı var lan? Evet, soğumaya başladı ortalık. Oo. Ortalık soğumaya başladı. Oh. Oh. Şuranın büyüklüğüne bak. Ha, neler yapmışlar ya. Bak ama burası çok güzel ya. Bar mı var içeride? Ben vallahi burada bir şey içerim. Ice bar aklıma geldi. Pattaya'ya gidenler bilir ice barı. Oo, şuraya bak. Çok güzel abi ya. Bak burada oturuyorsun şöyle. Biz tek başımızayız abi. Şöyle kuralım. Kayıyor, kamerada kayıyor. Ne yapalım be? Yalnızız birader. Ne yani bu şimdi, bir evlilik ilanı mı? All you need is love. Evet. Aşka ihtiyacımız var. Lan buz müzesine geldik. Yakutistan'dayız. Neyi düşünüyoruz ha? Dur bakayım, şöyle bir şey yapalım. Böyle yaparsak daha mı aydınlık oluyoruz? Yakutistan'dayız. Kamerayı gören gidiyor. Aşka ihtiyacımız var. Aşk. Nereye gidiyor lan? Ora bir yere gidiyor mu acaba? Ben severim atraksiyonu, bilirsiniz beni. Bakayım bir. Lan oğlum. Aa, bura daha yapım aşamasında herhalde. Şuraya bak ya. Oo birader, ben buraya yatarım ha. Burası yatak odası. Ah be birader be. Şunu nereye koyalım lan? Kamerayı bir yere koysaydık. Oğlum yatılmaz. Bu da buz tutmuş. Bu da buz tutmuş. Yatak da buz tutmuş birader. Ah. Oğlum nasıl bir yer lan burası? Bak kapı bile buzdan ha. Hey. İçerisi kaç derece acaba ya? Balıkları görüyorsunuz mu? Bak burası ne? Kral koltuğu var. Lan oğlum vallahi bir an korktum ha. Bunu doldurmuşlar. Ya birader ağzım, yüreğim ağzıma geldi ya. Şuna baksana ya. Bir anda korktum. Gerçek herhalde bu ya. Bunu doldurmuşlar. Aman birader gidelim abi. Burada da güzelmiş. Heh? Türk. Türk.
Merhaba. Merhaba. Biliyor musunuz Türkçe? Kırgızca ya. Kırgız. Пройди, сфоткай потом мы. Burada da galiba kalıntı parçalar var arkadaşlar. Aa bak bu ne? Şey mi? Mamut mu oluyordu? Bu mamutun kafası galiba. Onu da böyle buzla birleştirip şey yapmışlar. Bak şöyle. İlginç. Bunlar kalıntılar. Vay be. İlginç. Donmaya başladım ben. Abi gidiyordu. Oo, burası çok güzelmiş ya. Burası çok güzel. Lan kamera boğu yapıyor ha. Şimdi zeki insanlar severim. İçeriden çıktık. Üşüdük ya. Bak abi. Görüyor musunuz? Hemen buraya kahve makinesini koymuşlar. Güzel. Hem de pahalıya satmıyorlar ha. 50 sente falan kahve alabiliyorsunuz. Hatta daha ucuza. Hemen bir kahve alalım. İçimiz ısınsın ya. Şimdi yemek söyledik. Bu geyik eti ve at eti değil mi? Karışık. Burada kurutulmuş et de var böyle. Bu neydi? Bu et. Et ama salata. Salata. Fasulye var içinde. Ne? Deniyoruz ya. Burada ete doyduk. Balığa da doyacağız. Hepsini deniyoruz. Bak şimdi şunu bir yiyeyim bakayım. Şöyle bir. Bu ikisi karışık mı? At etiyle kuzu şey geyik eti karışık mı bu? Yok. Bu sadece at eti mi bu? Bilmiyorum hangi ama bir at eti, diğeri geyik eti. Hmm. Hmm, bu farklı mı? Hı hı, farklı. Hmm. Güzel. Ama çok az. Evet. Hmm. Çok az. Bunu... Bunu mu? Bu. Bu da kurutulmuş et. Çok güzel. Biraz fazla çiğniyorsunuz onu ama. Burada arkadaşım eşeği buldum bak. Eşek. Eşek. Çok güzel yerler vardı. Çok. Eşekle de odaya veda ediyoruz artık. Dondum. Çok pis dondum. Çok güzeldi be. Çok güzeldi.